Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan, önceki gün yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinde mecliste konuşan ve meclise ara verilmesini isteyen CHP'li ve HDP'li grup başkan vekillerinin meclise bir saat ara verelim talebini doğru bulmadığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Meclisin gündeminin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Turan, Cizre'de süren operasyonlar ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, HDP'li arkadaşların ve CHP'li arkadaşların ısrarla meclisi kapayalım yaklaşımını büyük bir şaşkınlıkla ifade ediyorum. Peki revize ediyorum. Sayın Başkan. Arkadaşlar, iki grup başkan vekili konuştu. Ben de konuşayım. Peki Sayın Başkan. Sayın Turan, Sayın diyorum Turan, ki, buyurun. HDP'li ve CHP'li grup başkan vekillerinin meclise bir saat ara verelim talebini doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Oldu mu şimdi Sayın Başkan? Geri alma vurmalarını şimdi. Meclisin gündemi yoğun Sayın Başkan. Konularımızın ne olduğunu tüm kamuoyumuz bekliyor. Az önce ama dinlerlerse anlatmak istiyorum. Sayın milletvekilleri aslında Sayın Başkanım, tamamlasın Sayın bu durum Başkan bile vekili. Meselenin üzülmemek olmadığını gösteriyor. Dertleri bağcıyla. Bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ancak CHP ve HDP'li arkadaşlar masaya vurarak konuşmama engel oluyorlar. Mesele bir can güvenliği meselesi ise dinleyin, bilgi vermek istiyorum. Ama masaya vurarak, meclis çalıştırmayarak hangi sorun çözülebilir ki arkadaşlar? Ben katılmadığım halde hepinizi dinledim. Arkadaşlar, böyle bir şey konuşulmaz. Bu tablo nedir Allah aşkına? Bir şey iddia ettiniz, cevap vermek istiyorum. Bir şey iddia ettiniz. Sayın Başkan, bilgi vereyim vermeyeyim mi? Sayın milletvekilleri, böyle Sayın şey Turan mi konuşmasını tamamlasın. İddia ondan edeceksiniz, sonra isteyen vekillere söz hakkı bulunacaksınız vereceğim. Buyurun. Bir başkası konuşunca da masaya vuracaksınız. Bu anlaşılır bir şey değil. Parlamento konuşmanın olduğu yerdir. Biz konuşmayacaksak kim konuşacak arkadaşlar? Falanca kişinin can güvenliği problemi var. Benim de konuşma güvenliği problemi var. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın, hiçbir vekilimizin, hiçbir vatandaşımızın saçına, kılına zarar gelsin istemeyiz. Bu konuda hemfikiriz. Bunu konuşmak mı ne biz? Söylemeyeyim mi bunu? Ben az önce İçişleri Bakan Yardımcımızla görüştüm. Konunun anlatıldığından farklı boyut olduğu ifade ettiler. Terör faaliyetlerinin en yoğun olduğu evlerden birinde buna benzer bir çalışma olduğu ifade ettiler. Vekilimizle görüştüklerini sorun olmadığını da ifade ettiler. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecekler zaten. Dolayısıyla meclisi kapatalım söyleminin iyi niyetten yoksun bir söylem olduğunu ifade ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nda bile çalışan bu meclisin gündemine devam etmesi lazımdır. Ancak bir sorun varsa bu sorunla ilgili de hepimizin üzerine yapması lazım. Ben bir bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. İçişleri Bakan Yardımcımızla görüştüm. Konya hükümet, hakim kimseye zarar gelmeden bu işi çözmek istiyorlar. Eğer niyetleri samimi ise yardımcı olsunlar, bilgi alacağız. Zaten 3'te yani 5 dakika sonra kanun başladığında hükümetimizin birçok temsilcisi burada olacaklar. Onlar da ayrıntılı bilgi verecekler. Ambulans talebinin karşılandığını da öğrendim. Kavga edeceksek kavga edelim. Bu mudur üslup? Bu mudur usul? Arkadaşlar yapmayın lütfen. Değerli arkadaşlar, ben iyi niyetli bilgi vermeye çalıştım. Takdir zaten izin.